İnsanı uzaklardan yanına çeker. Unutamam o İstanbullu kızları, kızları. Hepsi güzel. Bir tanesi ilk bakışta yaşasam. İstanbul'un kızları bilsen ne şeker, insanı uzaklardan yanına çeker. Unutamam o İstanbul'u kızları, kızları. İstanbul'un kızları bilsen ne şeker, insanı uzaklardan yanına çeker. Unutamam o İstanbullu kızları, kızları. Teşekkür ederim. Biz bizeden herkese günaydın. Günaydın. Müzikle açtık bugün programımızı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hoş geldiniz. Vallahi. Ferhat bıraksaydın onu orada. Evet. Ortalığı bir derleyip toplamam lazım bir... benim. O bedava şarkı söylüyor. Evet, hoş geldin tekrar. Evet. Nasılsın? Görüşmeyeli ne var ne yok? Gayet iyiyim. Çok harika. Teşekkür ederim. Sizleri gördüm. Çok daha iyi oldum. Evet. Siz de hoş geldiniz hoş Filiz geldiniz. Hanım. Hoş geldiniz. Evet. Filiz Miftari. Miftari. Evet. Miftari nereden geliyor ya? Miftari çok ilginç bir soyad. Evet, babam Arnavut, babamın soyadı. Hmm. O yüzden ha, Anuça genelde... oradan. Aynen. Bir Arnavut. Anlamı var mı Miftari'nin? Yok. Hmm. Yani hep soruyorlar ama yok. Araştırdım ama yok. Babama da sormadım. Babam da bilmediği için evet ama yok. Süper. Öyle. Ne kadardır Türkiye'de? Yani hep Türkiye'de miydin yoksa... Yok. Hiç Anotluk'ta yaşadın mı? Yok, orada yaşamadım. 2020'den beri İstanbul'dayım. Ondan önce Almanya'da yaşadım. Orada doğdum, büyüdüm daha doğrusu. Orada okudum, okula gittim vesaire. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Hangi evet. şehir? Oradan başlayalım biz. Böyle kısacık evet. geçmiyoruz hikayeleri. Tanımak evet. istiyoruz seni. Genelde Düsseldorf diyorum. Oraya Hı-hı. yakın bir yerde oturuyorum çünkü. Hı-hı. Bak aynı köyden çıktık. Öyle tabii mi? Ben de Monheim doğumluyum. Langenfeld'te yaşadım. Aa. Almanca konuşun evet. istersen siz de. Burada. Alt yazıyla geçelim. Biliyor musunuz Almanca'yı? Tabii ama ben 86'da döndüm. Ha tamam. Oradan kalktım. 16 sene kaldım. Anladım. Biliyoruz da. Senin kadar olmasa da biliyorumdur diye düşünüyorum. Açılmam lazım. Evet. La Strasbourg Theater Acting School. Kesin yanlış söylemişimdir. Orası da Almanya mı? Yok. Değil ha. Orası Amerika. Aynen. Los Angeles var, Arnavutça var, İngilizce, Almanca var, kimya var, oyunculuk var. Evet. Var da var. Yani nasıl biraz anlatsana hikayeni. Almanya'da doğdu sonra bu yollara nasıl Hı-hı. ne yaptın ne ettin. Hip hop var, kickbox var. Süper. Aslında şöyle işte Almanya'da doğdum büyüdüm. Çocukluğumdan beri hep oyuncu olmak istiyordum. Tabii ki ailem bu hayalime çok sıcak bakmadı. İşte doğru düzgün bir meslek öğreneyim, üniversiteye gideyim istediler. Ben de kimya okumaya karar verdim. Kimya okudum. Ondan sonra kendi ayaklarım üzerinde durabilme açısından kendi şirketimi kurdum. Kendi markamı kurdum. Birkaç sene bunlarla uğraştım. Ondan sonra işte bir süre sonra şey dedim. Tamam Filiz artık istediğin noktaya geldin. Artık sadece hayallerin için uğraşacaksın ve oyunculuğa devam edeceksin. Çünkü 14 yaşında ben tiyatro eğitimi aldım Almanya'da. Sonrasında Amerika'ya gittim. Orada Lee Strasberg Theater Acting School'u var. Orada eğitim aldım. Orada yaşadım 1,5 sene. Sonra İstanbul'a geldim. Vay. Evet. Peki devam ediyor mu ne kurduysan? Evet devam ediyor. Aynen. Harika. Marka. Ne krem ne mi? Frank, kesin merak. Kozmetiktir. Kozmetik saç bakım ürünleri üretiyorum. Şu an 6,5 sene oldu aslında. İşte belirli bir noktaya getirdikten sonra ben daha fazla ilgilenmek istemedim. Çünkü ben... Şeye çok inanıyorum yani her insanın belirli bir enerjisi var ve çok fazla şeylerle uğraşmaya başladıktan sonra yani istediği gibi sonuçlandıramıyor bence. O yüzden onu bir yerden sonra bıraktım. Yine tabii ki ekip var yani bu işle ilgilenen. Ben de sadece artık oyunculukla ilerliyorum. Bu arada patron sen misin peki? Evet.
Ve ekip devam ediyor ve başarılı evet. bir şekilde. Patron işin başında olmazsa işler olmaz deniyor ama demek ki tabii oluyor. Tabii ki görüşmelerde dahil oluyoruz. <Değil mi? gülüyor> En yakın arkadaşım orada müdür olduğu için içim çok rahat. Ekibi çok güzel. Harika. Onlar izin vermişler evet. sen git oyunculuk Aynen. yap diye. Aynen sağ olsun artık herkes arkamda. Başta biraz zordu tabii ki. Çünkü Almanya'da bu sanat açısından bu kültür bu kadar yoğun değil orada. Benim orada doğduğum, büyüdüğüm ve yaşadığım yer daha çok bir kasaba gibi bir yer aslında. Ve orada oyunculuk açısından çok seçeneğim yoktu. İşte sadece bir tiyatro vardı. Aileme de çok inandıramadım gerçekten bunu istediğimi ve yeni hayalim olduğumu. Çok ciddiye almamışlardı zamanında. Ama artık oyunculuk için her şeyden vazgeçebileceğimi biliyorlar. O yüzden artık herkes arkamda ve bir şey demiyorlar. Çok güzel. Ay bu arada evet sizin de benziyor. Bak sen de patronsun. Patron şarkıcı. Patron. Biz böyle amparaya çok uygun. Yani iki konsepti birleştiriyoruz. Daha ne olsun ya? Harika. Evet işler nasıl? Tiyatro Benim ara de finans konuşmayın gerçekten. Ben para kazanmaya odaklı değilim. Kaybetmekten çok iyi anlarım. Abi. Çok Gerçek güzel. Lecture verebilirim yani bu konuda. Çok güzel harika. Çok iyi. İyi değil tabii ki ama olsun harika değil mi? Senin bunu rahatlıkla söyleyebilmen önemli olur. Aynen. Evet yenilik ne var? Ferhat görüşmeyeli ne yaptın? Görüşmeyeli yani hareketli geçti aslında hayatımı son dönemde. İşte bir iki... Seyahatimiz oldu. Dubai'de bir şeye katıldık. Bir ödül gecesine. Golden Wings ödüllerinin gecesine katıldım. Orada sahne aldım. Bir ödül verdiler. Yılın Sesi ödülünü Yoksa. Verdiler. Geri geldik. Güzel şeyler çıktı önümüzde. Takvimler. Yarın tekrar gidiyorum. Geçiştiriyor Yine, bak oraları. Bence siz biraz o, beni bir anladınız o... artık. Kendimden bahsetmeyi çok başarabilen ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. O zaman beni anlat. Gerçekten. Bak ne güzel geziyorum. Söyle bana. Gerçekten ben size anlatırım da yani. Gökşen beni öldürecek şimdi. Ödül verdik geri geldik. Bir şeyler oldu. Neyse sana anlattım. Bir sen şey... anlattıktan sen anlattın. Bir şey oldu dediğinde bayağı da bir şey olmuş aslında evet, orada. Evet. Yani işte, bir o şöyle başlayalım. Hangi parçayı seslendirdin orada? Kimlerden nasıl reaksiyonlar aldın diye başlayalım biz. Gökşen'i çağırsın var anlatsın diye. Şey son single'ımı söyledim. Ya en son gördüğüm fotoğraf şey önümde şeyhler ve beyaz cübbeli şeyhler videolarımı çekiyorlardı. Bütün gece fotoğraf çekildik. Yani çok güzel teveccüh gösterdiler herkes. Çok samimi ve sıcak yaklaştı. İşte bu şimdi bu gidişimde de şey Valentino'nun sahnesine çıkacağım. Ama o orada gördü galiba seni değil evet, mi? Orada o gece dinleyip... beni orada izleyip bu Valentino'nun Pink Stage dedikleri pembe konseptli bir sahnesi var Fashion Week'te. Oraya davet ettiler. Bu sefer birkaç şarkı söyleyeceğim orada. Valentino için. Valentino'da evet. Muhtemelen çiziyorum ki sürekli. Evet. Çünkü kendisi geçiştirmek istiyor sürekli evet, bu evet, bölümleri. Evet. Kesin kendi kıyafetini giydirecektir. Aslında ben seçtim kıyafetimi. Ama oraya uygun bir kıyafet. Harika. Olacak, evet. Heyecanlı mısın? Anlatırken heyecanlısın da. Evet ben heyecanlıyım. Bence çok güzel bir şey. Bütün oradaki sadece şey Dubai'liler olmayacak. Kim bilir kimler olacak. Sonuçta Fashion Week'ten bahsediyoruz. Bütün evet. dünya olacak evet. evet. Yani bu önceki gidişimde de sabah başladık şey dünya televizyonlarına şey röportaj vermeye akşama kadar sürdü. Bu gidişim galiba biraz daha hareketli olabilir. Ya mutluyum, biraz gerçekten mutluyum. Anlatırken zorlanıyorsun ama şeyi ben daha açmak istiyorum. Sonuçta Lütfen. Şöyle bir şey var. Ben işte dünyada birçok Fashion Week'i takip ettim yıllarca. ben şimdi o sahnede seni şey yapamadım. Bağdaştıramadım, kuramadım. Konsept ne ve neye göre monte ettiler? Sen olmasaydın başka bir dünyadan şarkıcı mı olacaktı? Da, yoksa adam o kadar seni beğendi ki ekstradan bir şey mi kattı defilesine ya da o şovuna? Gerçekten aslında benim için açılan bir boşluk. Yani, değil mi? Heh, evet. Tahmin ediyorum. Yoksa böyle bir hiç böyle bir şey görmedim aslında, yani. Evet. Peki Türkçe hangi şarkıyı, son single'daki şarkıyı mı söyleyeceksin? Son single'ımı söyleyeceğim. Yakma Gemilerini söyleyeceğim. Bir önceki parçam. Yine Olur Olmaz diye bir parçam var. Onu söyleyeceğim. Ha, birkaç tane öyle bir tane de değil. Birkaç tane parça
arka arkaya gelecek yani. Çok güzel. Bana yani biraz zaman açtılar orada. Ne güzel. Evet, süper. Böyle. Belki yarın öbür gün defileye de çıkartırlar. Aslında mankenden hiçbir farkı yok yani. Eksik olmayın. Harika. Bayağı şey. Şimdi ben sizin hikayenize dönmek istiyorum. Şöyle bir etkilenme oldu mu? Yani Almanya'da doğup büyümüşsünüz. Aslında hani Türkiye ile çok oyunculuk ve hani kişisel anlamda da bilginiz yok ama burada da Almanya'dan gelen çok oyuncu oldu ve bayağı da yol aldılar. Meryem Uzerli oldu. Sonrasında başka isimler de oldu. Onları etkiledi mi? Ya ben oraya gitsem bir yol açılır bana falan diye. Onları izlerken bayağı küçük çocuktunuz falan herhalde de. Ya da yoksa seni Hülya Duyar mı alıp getirdi buraya? O herkes öyle bir oraya gelen önce Hülya Duyar. Öyle yok, aslında şöyle oldu bende. Ben yani benim ailem genelde zaten dizileri izliyordu. Ben 14 yaşındaydım ilk dizimi izlediğimde. Orada da Türkiye'den yengem gelmişti. O izlediği için ben de onunla birlikte izledim. Annem babam çalışırken bana bakıyordu çünkü. İlk dizimi onunla birlikte izlemeye başladım. Ve genelde gerçekten yani Türk kültürüyle çok bir alakam yoktu. Çünkü Almanya'da doğdum büyüdüm. Etrafımda sadece Almanlar vardı. Evde Almanca konuşuyorduk. Çünkü annem Türk, babam Arnavut. Sonrasında bir ilgimi çekmeye başladı. Ben de işte ufak ufak işte oyuncuların taklitini yapmaya başladım. Ve hoşuma gitmeye başladı. Ondan sonra işte eğitim almaya başladığımda çok düşünmedim aslında. Yani his olarak ben Türkiye'de oyuncu olacağım dedim. Yani ki çok bir bağlantım yoktu açıkçası. Daha çok Arnavutluğa ait hissediyordum ben. Küçükken kendimi Arnavutça konuşuyordum. Türkçe hiç bilmiyordum. Ama sonrasında bilmiyorum. İlk defa İstanbul'a geldim. İlk defa sahneye çıktığımda, sete çıktığımda gerçekten öyle bir şey oldu. Geldim ve gitmek istemedim ve birden zaten bu kararı verdim. Yani aslında Amerika'daydım, İstanbul'a geldim ilk defa ve dedim ben artık gitmek istemiyorum. Kısa süreliğine gelmiştim aslında. Hatta herkes şaşırıyor. İşte neden yurt dışından buraya geldin diye soruyorlar. Herkes kaçmaya çalışıyor diye. Ama benim için hiç öyle bir şey yok yani. Gerçekten his olarak burası doğru yer olduğunu hissettiğim için aslında buraya geldim. Peki Amerika'da hiç deneyim oldu mu? Bir buçuk yılda? Yok. Orada ben korona dönemine denk geldim aslında. O yüzden eğitime başladım. Son iki ayda hatta herkes maskeyle mesafeli oturmak zorunda kaldı doğru düzgün. İyi bari Los Angeles'ta evde almadın eğitimi. O da daha kötü sonra. Evet. İşte orada yurt dışına gelen öğrencileri sonradan işte tekrardan eğitim bittikten sonra ülkelerine yolladılar. Ben de oradan direkt İstanbul'a geldim. Hiç Almanya'ya dönüş yapmadım. Ne güzel. Gidiyorsundur herhalde ara sıra yine Almanya'ya. Evet evet gidiyorum evet. Evet. Peki evde Almanca mı konuşuluyordu daha ziyade yoksa Türkçe? Ben iki sene önce öğrendim Türkçeyi. Aksanım var çünkü o yüzden. Hayır bir şey söyleyeyim mi sana? İki sene için çok iyi öğrenmemiş mi? Olağanüstü ve imkansız. Yani çocukluktan beri konuşuyorsun. Annenle olan konuşmalarından herhalde diye giriyor. Yoksa iki yıllık olamaz böyle yani. Ya ben buraya hatta ilk geldiğimde İngilizce, Türkçe karışım bir şekilde konuşuyordum. Çünkü yani sürekli kelimeleri unutuyordum. Almancayı da ekleyemiyorum buradaki insanlar anlamadığı için. Bayağı bir zorlanmıştım. Ama tabii ki eğitim almaya başladım. Burada da oyunculuk eğitimi aldım. Aynı zamanda diksiyon eğitimi aldım. Ve ilk senede zaten evden neredeyse çıkmıyordum. Yani kitap okuyordum, sesli kitap. Bir sürü diziler dinliyordum, izliyordum derken bir şekilde öyle kurtardım aslında. Ama bayağı hala devam ediyorum. Mi? Bence gayet iyi. Gerçekten iki sene olmasına... İnanılmaz akıcı. İnanılmaz. Ne darlar falan yok yani. İdalar yani. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, süper. İyi. Bayağı şey yapmışsın. Kendini iyi etmişsin yani. Bu duymak benim için güzel bir şey. Çünkü her gün çalışıyorum. Ve aksanım gitsin diye çabalıyorum. O yüzden çok sağ olun. Deneyimin şu ana kadar? İki tane film projesinde yer aldım aslında. Ve iki tane dizi var. Şu an bir yaz dizisine başladım. Birkaç bölümlük bir iş aslında ama hala görüşmeler devam ediyor. Yeni sezon için görüşmeler Eylül var. Için. Umarım orada tekrardan uzun vadeli ekrana dönelim. Bir de sen şeysin, bazı isimlere Jessica falan hep yabancı, Türkiye'ye gelip de yabancı olanları için şiveden dolayı katıyorlar. Seni hiç katmalarına gerek yok, şiven yok, sıfır. Ben bile geldikten sonra yıllarca sebze diyemedim, zebze dedim. Bu seyle zeyle farklıdır ya Almanca'da. Yıllarca yani. Geçen gün beni yine uyarıyorlar. Ben börek diyemem, börek diyorum. Sürekli börek değil, börek diyorlar bana. Yıllar geçti ama. Evet. Ya zor oluyor çünkü ağız yapısı çok farklı ya. Almanlar çok gırtlaktan konuşuyorlar, kaba konuşuyorlar. O yüzden zor oluyor ama
İstedikçe oluyor ya. Vallahi gerçekten. Süpersin, harika. Gerçekten süpersin yani. Evet Ferhat Beyciğim, hazır sizi yakalamışken bir şarkı daha rica edelim güzel ne sesinizden. Demeniz, tabii, tabii ki. Ediyorum. Şimdi bir sürü türde müzik söylüyorsunuz. Aslında şan eğitimi evet. aldınız. Onu zaten konuşmuştuk uzun uzun. Çok da kıymetli bir eğitim. Hani dünyadaki en önemli yerlerden birinde Tel Aviv'de aldınız. Hangi tür daha yakın hissediyorsunuz söylerken? Aslında ben ilk önce İTÜ kökenliyim. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı şan bölümü. Benim genetik kodlarım orada oluştu aslına bakarsanız. En çok bunları hissederek söylüyorum tabii bu toprakların melodisini. Ama daha sonra klasik müzik girdi devreye Tel Aviv'de. Napoliten kökenli şeyler hani İtalyan operası aslında çok bize uzak şeyler değil. Akdeniz. Evet yani onun için çok severek söylüyorum. Evet. En çok kendi şarkılarımı söylemekten zevk alıyorum tabii. Mesela bu parçayı ben birden fazla kişiye ilk defa söylüyorum. İlk defa. Ya, tek başına evde mi söylüyordun? Yok aslında dün sözlere baktım. Ha. Yani burada ilk defa söyledim yani birden fazla kişiye. Bir iki kere arabada söyledim. Çok güzel. O da güzelmiş. Evet yani dediğim gibi genetik kodlarım İTÜ'de Türk müziğiyle oluştu. Ve ne böyle de, bu şekilde de. Devam etmeyi düşünüyorsun değil mi? Yani müzik kariyerindeki değişiklik var söz konusu mu yoksa bu şekilde? Aslına bakarsanız bir rüzgar bir yönünü değiştirmeye başladı benim için gerçekten.
Mesela bu işte son Dubai ziyaretimizde şey bizim kulaklar için nasıl şey Onur Saylan başkonsolosumuz bize çok güzel bir şeyde teklifte bulundu. Dubai Operası'nda bir konser için. Aa. Zannediyorum Kasım ayında Dubai Filarmoni Orkestrası ile bir konser vereceğiz gibi gözüküyor. Ne güzel. Gökşen. Böyle devam edersen şu koltuk getirip Gökşen'i buraya otursan seyirci de merak ediyordur. Benim Gökşen elinde olsa ben kalkıp Gökşen'i buraya oturup ben gideceğim yani. Şey şimdi ondan sonra burada mesela İstanbul'da bir senfoniyle bir proje çok istiyorum. Geçmişte yapmıştım bunu. Atatürk'ün sevdiği türküler senfoniye uyarlandı. AKM'de çok yakışır. Evet. Böyle bir projede bulunmak istiyorum süper. Gerçekten. Bu arada ben Dubai'ye çok gittim. Hiç operanın yerini bile bilmiyorum. Neredeymiş Dubai'de opera? İnanılmaz bir opera yapmışlar. Yani şu an dünya çapında gerçekten. Konuk olan sanatçılar gerçekten çok iyi yani. Yöneticisi dahi hani New York operasını yöneten Paolo diye bir yöneticiyi Dubai'ye transfer etmişler. Vay. Yani kafayı oynuyorlar gerçekten. İyi, süper. Sen gittin mi binaya? Gittim. Hatta bana sahneyi açtılar. Orada bir deneme şarkısı da söyledim yani. Fikrimden geceleri söyledim orada. Aa, ne güzel. Akustiği nasıl? Şahane. Şahane. Sahneyi akıllı bir sahne yapmışlar. Büyüyüp küçülebiliyor. Yani umarım biz de büyütmek zorunda kalırlar. Güzelmiş. Bak, açılıyor. Evet. Aynen öyle. Evet, peki Türk dizilerini izlerken en çok kimi beğeniyordun? Ya ben de böyle bir rolde oynayasam, bak bu dizi ne kadar güzelmiş. İlk hangi diziyi izledin? Ondan başlayalım. İlk izlediğim dizi adını Feriha koydum. Dizisiydi Hazal Kaya'nın işi. Onun oyunculuğunu da çok seviyorum, çok beğeniyorum. Hazal Kaya'dan sonra da Neslihan'a çok. Atagül. Evet, onun oyunculuğuna bayılıyorum yani. Kara Seyda'yı izledim. Hatta onun orada oynadığı sahneleri odama kapanıp yere kendisini yere attı, bağırdı, çağırdı sahnelerin aynısını yani çalışarak yapmaya çalıştım ve çok zevk aldım. Ve orada gerçekten yani şey yaptığım insan o galiba burada. Evet. Değişik. Peki Amerika ile kıyaslayınca yani orada şimdi eğitim almışsın ama burada da bir oyunculuk tekniği gözleme şansın oldu. Nasıl? Yani fark ne? Eğitimdeki fark ne? Buradaki durum ne? Eğitimde aslında şöyle iki tane sistem var. İşte method acting var. Eric Morris'in çalışma şekli var ve ben method acting'i öğrendim. Burada da iki şey yani. Türkiye'de genelde herkes Eric Morris'in. Evet, ben de farklı yöntemini öğrenmiş oldum. Ama yani şey nasıl desem yani burada da eğitim almak benim için güzel bir şey oldu. Çünkü şey olarak Türkler genelde daha çok dram çekiyorlar ya hani orada bizim yaptığımız çalışmalar daha çok komedi tarzındaydı. O yüzden buradaki işte dram çalışmaları, oyunculuk beni daha çok çekiyor. Sanırım duygu anlamında, bilmiyorum, Türkçeyi daha duygusal buluyorum ben İngilizceden. O yüzden burayı daha İlla ağlatacağım diyorsun yani. Evet, yani en çok isteğim o galiba. O kadar yani içten bir dram karakterini yani ağlatan, insanları ağlatmak istiyorum ki. Aa, bu kız bunu yapıyor, bu kız bunu hissediyor desinler. Aa, bayılıyoruz biz ağlamaya. Neyse, oyunculukla ağlat, kickboxla ağlatma bari. Evet, değil mi? Bir de o var. Peki dans hayatının neresinde? Amatörce bir şey mi yoksa gerçekten onu da ciddi anlamda? Orta. Yani ben aslında İstanbul'a geldiğimde bunlarla başladım. Çünkü yani şu o dönem, ilk geldiğim dönem bir işim yoktu. İşte dil öğrenmeye başladım. Diksiyon dersi, oyunculuk eğitimi derken. Boş bulunmak istemedim. Dedim her şeye hazırlıklı olayım. Dans eğitimi aldım. At binmeye başladım. Piyano çalmayı öğrendim derken. Yani kendimi bir şekilde geliştirmeye çalıştım aslında. İşte bir iş gelir, at binmek zorunda kalırım. Bir iş gelir, dans etmek zorunda kalırım. Evet. Kuruluş osmanı hazırım diyorsun. Yani. Tamam, güzel. Gibi. Orada bir Arnavut prensesi lazımsa. Olabilir.
Öyle sonuçta işte. ben de geçenlerde Tiran'daydım. O yüzden o sahilleri de dolaştım. Orada Osmanlı'nın evet. hep şeyi izleri olduğu için evet. kesin oraya bir olur mu? Gidişler tamam. de olabilir yani. Tamam. Buradan yapımcıya duyurulur. Biz buradan iletelim konuyu. Evet siz bayağı gezdiniz. Biraz sizi dinleyebiliriz. Yok abi. Seni program yaparsan sana konuk olabilirim. Sen beni Dubai'ye çağır, ben orada anlatırım. Çok sevinirim gelirseniz. Eyvallah, sağ ol. Evet, bir şarkı daha alalım Ferhat'cığım. Hay hay. Zeki Müren söyleyelim mi? Vay, süper. Olmaz mı paşa? Ne hangisini söylemeyi düşünüyorsun? Gözlerin doğuyor gecelerime. Haber senden söyle de bileyim, bıktın mı benden? Ne mektup geliyor, ne haber senden söyle de bileyim, bıktın mı benden? Her akşam güneşin battığı yerden, her akşam güneşin battığı yerden, gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor gecelerime. Sokaklarından içilmez suları pınarlarından, geçilmez gurbetin sokaklarından içilmez suları pınarlarından, öptüm o ıslak dudaklarından, öptüm o ıslak dudaklarından, sözlerin doğuyor gecelerime, sözlerin doğuyor gecelerime, sözlerin doğuyor gecelerime, sözlerin doğuyor gecelerime. Ne gelir elden, çileli doğmuşum zaten ezelden, hasrete alıştım ne gelir elden, yaşlı gözlerine baktığım yerden, yaşlı gözlerime baktığım yerden, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime, gözlerin doğuyor gecelerime. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık, sağ ol. Sende müzik merakı var mı? Çok severim. Dinlemeyi çok seviyorum ama söyleyemiyorum. Keşke. Denemedin hiç? Yok. Bir düşüncen olmadı? Yok. Biraz önce konuştuk, şeyi merak ettim. Çok konuşuyoruz da yıllardır ama işte mesela ikinci metottan hiç kimse bahsetmemişti. İki metot var dedin ya. Hı-hı. Neden herkes, ben mesela Türkiye'de Erik Morris çok meşhur. Hatta Meltem Cumbul onu Türkiye'ye getirdi. Evet. Neden diğer değil de bu o meşhur? Arasındaki fark ne? Method acting'de şöyle bir şey oluyor. Method acting. Orada şey oluyor ya, mesela Erik Morris aslında o an hissettiğin veya oynamak zorunda kaldığın o sahneyi gerçekten
hissedip işte kendini o karaktere dönüştürmeni istiyor. Method acting'de şöyle bir şey var. Mesela bir sandalyeye oturuyorduk derste. Odayı karartıyorlardı. Ondan sonra işte en kötü anını, işte mesela duygusal bir şey oynayacaksın ve gerçekten o an senin yaşadığın bir şeyleri göz önüne getirip kendini nasıl o moda hazırlıyorsun. Ve buradaki çoğu hocalar bunu çok tercih etmiyor. Anlıyorum da, çünkü bir tık bence daha zor. Zor olduğu için mi? Bilmiyorum. Ya zor yani olduğu için ve gerçekçi de belki olamıyor. Yani o biraz sanki terapi gibi. Yani kendi içinden bir şey, içinden bir duyguyu çıkartıp yakalamanı istiyor. Aynen. Ama oyunculuk buradaki Eric Morris de şey diyor, hayır sen oyuncusun, o role girmen gerekiyor, evet, diyor aynen. Herhalde değil mi? Aynen. Yani diğeri daha sıkıntılı. Yani birinde gerçekten gözyaşı biraz döküyorsun, evet. Öbüründe göz damlaması kullanıyorsun, öyle bir şey mi? Yok. Şöyle mesela bir nefret sahnesi canlandıracak, anneden nefret etme. Kendi annenle bir anına dön ve o nefret etme anına dön gibi. Ve onu çıkart gibi. Diyor metot. Evet. Acting gibi. Eric Morris onu demiyor gibi. Evet. Ben de ne kadar aslında Eric Morris bilgili bir kişiymişim gibi. Eric Morris daha kolay aslında. Sonrasında öğrendim ben de onu. Çünkü gerçekten bir karakteri uzun vadeli oynadığın zaman gerçekten artık onu yaşaman gerekiyor ya. Hani yani bir sahneyi 1000 kere çekiyorlar. Method acting'de bir kere o duyguya giriyorsun. O duygudan bir kere çıktığında onu yakalamak tekrardan çok zor. O yüzden Eric Morris de işte gerçekten o karakteri, karaktere sahiplenmek ve onu gerçekten hissetmek daha kolay. Çünkü duygudan çıktığında tekrardan ya ben artık Filiz değilim, ben ne bileyim Ayşe'yim mesela ve tekrardan o karakteri daha kolay oynayabiliyorum. Sen bunu anlatırken şey geldi aklıma, işte ben de orada mesela çok şaşırmışım. Zerrin Tekindor'un Toz oyunu izlemiş miydin? Yok izlemedim. Bir 55 dakika, bir saatlik bir oyun, 3 kere ağlıyor. Hı-hı. Oyunda gerçekten 3 kere gözyaşı döküyor ve bir sandalye taburede oturuyor ve bir anlatıyor hikayeyi bir saat boyunca aynı hikayeden, o 3 kere o duyguya giriyor ve çıkıyor. Yani inanılmaz bir oyunculuktu, ben böyle hayran kalmıştım durup dururken. Süper. Peki, zor bir şey seçmiş neler oradaki senin gibi oyuncu adayı olmaya gelmiş öğrenciler hepsi mesela şimdi burada herkes bir anda ünlü olmak istiyor Türkiye'de. Hı hı. Yani hemen 3 aylık, 5 aylık bir eğitim aldıktan sonra böyle haftasına şahane bir dizide oynayayım, sonra da o popülerliğin tadını çıkarayım, hı hı, istiyor. Oradaki anlayış nasıl? Yani diğer öğrenciler, hı hı, açısından anlayış nasıl? Ve hani böyle international öğrenciler miydi, hı hı, yoksa hani hep, hı hı, Amerikalı falan mıydı? Nasıldı? Ya ben aslında şuna çok inanıyorum. Mesela tabii ki öyle öğrenciler de vardı. Geliyorlardı, amaçları sadece ünlü olmak. Yani aslında o oyunculuk değil de insanlar beni bilsin, beni tanısın, beni görsünler, resim çeksinler. Böyle öğrenciler de var. Tabii ki herkesin kendine kalmış olan bir şey ama ben mesela çok fazla böyle düşünmüyorum. Çünkü benim gerçekten ve biliyorum çoğu insanların da öyle. Çocukluk hayalim olduğu için yani... Hiç kimse beni tanımasın ama oyunculuk yapayım. Ya bir yerde dünyanın öbür ucunda oyunculuk yapayım. Bir film setinde olayım. İşte orada farklı karakterler oynayayım, canlandırayım. Ama kimse beni bilmesin. Hem rahat bir hayatımı yaşarım. Hem hayalimi gerçekleştirmiş olurum. İşte öyle Türkiye'de. Ama bence gerçekten oyunculuğu isteyen insanlar ünlülüğü ilk planda düşünmüyorlar bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Ki yani... Sınıfımız karışıktı yani. Bunu isteyenler vardı. Bir yandan da sadece oyuncu olmak ve bu hayatı hani oyuncu olarak yaşamak isteyen insanlar vardı. Belki tiyatro daha uygun bir platform olabilir bu. Değil mi? Evet. Evet. Dizide oynadın mı tanınmam ve hani bilinmemen gibi. Hele öyle ağlatacaksan. Yani yani yok şey diyorum. Benim hedefim o değil. Hı-hı. Yani şu an mesela Almanya'da belirli bir kitlem var. İşte çok gezmeye başladım. Ben erken yaşta seyahat etmeye başladım. Ve eskiden ise yüzümü göstermiyordum. Resimler paylaşıyordum ve takipçim çoğalmaya başlamıştı. O yüzden Almanya'da mesela belirli bir kitlem var. İnsanlar tanıyorlar. Ve şey değilim artık yani burada da insanlar tanısın, işte ne bileyim marka teklifleri gelsin, öyle bir çabam yok yani. Hmm. Gerçekten bana güzel bir iş gelsin, oyunculuğumu gösterebileyim, işte bunu yaşayabileyim, sadece onu istiyorum. Tanısalar da tanısınlar yani. Peki o 1,5 yılda ünlü birisiyle karşılaştın ya da hoca oldu mu, bir şey oldu mu Los Angeles'ta? Ünlü oyunculardan, Amerikalı oyunculardan.
çok büyük oyuncularla maalesef denk gelmedim. Denk gelmedim. Bir buçuk yılda hiç mi denk gelmedin? Evden çıkmadın mı? Ama pandemi yok, dönemi diyorsun. Yok tabii tam olacaktım. Pandemi olmasaydı denk gelirdim belki ama maalesef. Evet. Evet Ferhat'cığım, sen müzik anlayışında değişiklik olacak mı? Bu şekilde devam mı diyorsun? Aslında benim müzik anlayışımda bir değişiklik olmasına gerek kalmıyor. Yani çünkü benim mesela bir tarzım yok. Ben bence çok giden... özel bir tarzım var senin. Kendine yani, özgü. En azından hani ben bir pop, sadece pop onu söylerim. Öyle yok evet. Evet evet. Hani ben sadece işte halk müziği söylerim, ben operacıyım falan diyebileceğim bir durumum yok yani açıkçası. Senelerce ben Broadway müzikalleri söyledim. İşte opera yaptım, Türk halk müziği okudum, klasik Türk müziği okudum. Onun için ben o an, o yıl, o ay ne hissediyorsam ona uygun müzik yapabilirim yani. Yoksa. Peki bu piyasa için sıkıntı yaratmaz mı bir tarzının olmayışı? Ben aslına bakarsanız piyasayı düşünerek hiç hareket etmedim hayatta. Ben sadece kendi istediğim şeyleri yaptım hayatım boyunca. Yani istemediğim hiçbir şey yapmadım. Bu tutsun diye mesela hiçbir şarkı çıkartmadım. Zaten benim repertuarıma baktığınızda bugüne kadar yaptığım, söylediğim şarkılar bu çok ayan beyan ortada. Yani çok sarih bir durum yani benim açımdan. Belki yaptığım işler, söylediğim şarkı, kendi beğendiğim şarkılar kendi alıcılarını bulur diye ümit ettim. Güneş kendini göstermeye başladı benim açımdan. Göstermeye de bilir. Bununla da ilgilenmiyorum, inanın bana. Vay, ne güzel. Ben sadece şarkı söylüyorum. Böyle bir lüksün varsa ne güzel, sana, ne mutlu sana. Böyle de kalite çıkar ortaya. Evet. Zannediyorum. Evet. Bir şarkı daha dinleyelim. Hay hay, tabii ki. Drama? Evet, şimdi ne geliyor? Şimdi drama köprüsünü söyleyelim. Martini debreli ha
insan dağlar inlesin. Drama mahkusunda bre Hasan dostlar dinlesin. At Martini debreli Hasan dostlar dinlesin. Drama mahpusunda bre Hasan dostlar dinlesin. Teşekkür ederim. Harika. Biz teşekkür ederiz. Bol müzikle çok keyifli. Peki, tarzın belli. Evet. Motton belli, gidişin sağlam adımlarla, hiçbir şey umurunda değil. Peki bazı gerçeklerle karşılaştığında şaşırıyor musun? Ben bu gerçeklerle... Senin şahsına özgü değil, insanların yaptıklarıyla, yani senin hiç tasvip etmenin içinde olmadığı, olmak istemediğin ve hiç bundan sonra olmayacağım dediğin... piyasa sonuçta piyasanın içindesin bir şekilde. Hı-hı. Ve yakın zamanda da değil. Aslında sen belki halk seni yeni tanıyor olabilir ama sen uzun süredir piyasanın içindesin. Evet. O yüzden de diyorum ya bazı gerçeklerle bazı çoğunlukla piyasanın bir gerçekleri var maalesef kabul etsek de etmesek de. Haklısınız. İnsanları var, tarzları var. Şaşırıyor musun? Seni olumsuzluğa itiyor mu yoksa yanlarından böyle geçiyor musun? Ben 6 yaşından beri şarkı söylüyorum. Bahsettiğiniz piyasanın gerçeklerinden ben bir an için uzaklaşmadım zaten. Her zaman kapı gibi karşımda durdular yani. Fakat ben hayatta sahip olduğum şeylerin dışında hayattan daha yani fazladan tek bir kalem beklemiyorum. Tek bir kalem istemiyorum. Sahip olduğum her şeyi de kaybedebilirim. Bununla da ilgilenmiyorum. Gerçekten önümde ne kadar zaman kaldı bilmiyorum. Ben geçen sene babamı defnettim. Gerçekten ben sadece hayatımın sonuna geldiğimde şunu söylemek istiyorum. İstemediğim hiçbir şey yapmadım. Ve ben hayatta sadece bununla ilgileniyorum. Ne güzel. Bu beni nereye götürürse amenna. Peki karşılaştığın zaman duvar gibi karşımda duruyor ya ne yapıyorsun? Arkamı dönüyorum. Sağından solundan geçiyorum. Ama... Moralini bozacak ya da zorla olacak hiçbir şey yapmıyorsun. Yok tabii ben hayata toz şey pembe gözlüklerle de bakmıyorum elbette. Ama dediğim gibi yani ben şu ana kadar şey yapmadım. Eğilmedim, devrilmedim, gevşemedim. Bulunduğum kaba göre şekil de almadım. Sevdiğim şeyler var. Oyunculuk çok seviyorum. Bir tiyatrom var. Oyunculuk yapmayı çok seviyorum. Televizyonu çok seviyorum, yapılan işleri çok seviyorum. Türkiye'de yapılan işleri önemli buluyorum. Türk dizi piyasasını önemli buluyorum, film piyasasını önemli buluyorum. İçinde bulunmak istiyorum. Şarkı, yani müzik kariyerim beni nereye götürürse full kabul halinde devam edeceğim. Ne hadi bakalım. İkinizden bir proje bekliyoruz burada. İkinizden. Evet, hazırlayıp beklerken. Peki dinledin, senin için... Sonuçta şöyle bir yola çıktın. Bu arada o kadar inanıyorsun ki bu işe ve o kadar iş olsun diye yapmıyorsun ki. Boş zamanını da ileride belki bu da önüme çıkar diye o zaman zamanım olmaz. Hazırlıklı olayım diye eğitimlerini evet. de almışsın. Evet. Buna rağmen oldu. İnşallah olmaz ki. Olmayacağını ben de inanıyorum. İyi bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Oldu da ters bir şey oldu. Küsüp Almanya'ya dönme ihtimalin ya da başka bir şey yapma ihtimalin var mı yoksa savaşa devam mı? Devam. Oh, süper, harika. Babam Arnavut inadı tutar. Yok vazgeçmem. Yani bu kadar, yani ben bu zamana kadar yaptığım her şey aslında, yani genelde bir şeyleri planlayan bir insan değilim. Ama bu isteğim o kadar güçlüydü ki çocukluğumdan beri bunun farkındaydım. Ve ben bu zamana kadar yaptığım şeyleri aslında hep bilinçaltında bu oyunculuk vardı diye yaptım. İşte bir işe bağlı olmayayım, kendi işim olsun, işte annemi babamı mutlu edeyim de ondan sonra istediğim şeyi yapabileyim gibi şeyler. Ve ben de hiç yani şeyden korkmuyorum yani ne bileyim farklı bir iş olur, yanlış bir şey olur veya ters insanlar çıkar karşıma. Bu konuda gerçekten bu zamana kadar çok şanslıydım galiba. Doğru insanlara, doğru menajerlere rastladım ve bu konuda çok mutluyum ve şeyim de yok. Yani
neye inandığını çekersin ya hani, evet. Ben buna çok inanıyorum. Kendime çok inanıyorum. Bunun olacağına da inanıyorum. O yüzden olmama ihtimalini vermiyorum. Evet, süper. Umarım işte bir şekilde güzel şeyler olur. Senin için de öyle. Zaten oluyor. Teşekkür ederim. Daha güzel şeyler çok olsun. Bu arada sormadan edeceğim. Kaç çeşit börek yapabiliyorsun? Börek? Arnavut olarak. Orada, çok güzel. Evet. Çok güzel börekleriniz var. Harika. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ama tabii şarkıyla veda edeceğiz. Evet. Bu arada ağzınıza sağlık. Evet. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok eğlendim gerçekten. Ne ile bitiriyoruz? Napolitan. Parlo Piu Piano. Ana teması Godfather'dan hatırladığınız bir şeydir. Çok güzel. Tam bu güne konseri. Film dedik. Amerika evet. Dedik, o dedik, her zaman, şey evet. Hollywood dedik, Broadway dedik. Her şey oldu ya, her tür müzik de evet. Oldu yani. Çok harikası. Keyifli oldu. Evet. Hadi dinleyelim. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Sentirà, il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità. È un grande amore, mai più grande esiste. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Teşekkürler. İyi miyiz efendim? Nasılsınız? Çok sabah. İyiyiz. Harikasınız. Çok iyiyiz. Siz tabii çok iyisiniz. Muhteşem bir giriş yaptı dizi. Evet. Üvey anne evet. Nasıl gidiyor? Biraz İvan'dan bahsedelim. Çok güzel gidiyor. Yorumlar çok güzel. Seyirci çok sevdi. Çok büyük emek var dizilerde biliyorsunuz zaten. Evet. Hele ilk bölümler çok zorlu geçiyor. Çok stresli değil mi sizin için? Çok. Çünkü bir karne var. Ha. Her hafta bir karne var. Tabii. Şimdi eskiden işte kahraman da biliyor. Eskiden böyle karne falan yoktu, reyting karnesi. Ne oluyordu? İşte dizi 39 bölüm anlaşma yapılıyordu ya da 13 bölüm çekiliyordu, bitiyordu. Hiç hani reyting aman öyle bir şey yoktu. Reyting çıktı, mertlik bozuldu. Doğru. Şimdi ne oluyor? Şimdi çekiyorsunuz birinci bölüm oluyor, birinci ya da üçüncü yaşasın. Oo, bu dizi iki sene sürer, bir sene sürer, bir heyecan.
Sonra ikinci hafta mesela düşüyor. Bütün set bitti. O gün o seti toparlamak, oyuncuları toparlamak, yapımcıyı, kanalı toparlamak mesele. Üçüncü bölüm artarsa yine bir sevinç. Dördüncü düşerse. Yani her hafta bir yarıştayız. Maalesef. Yani iyi bir şey değil bu tabii aslında. Evet, nasıl gidiyor peki? Şimdi bizim şu an iyi gidiyor. Dilerim, yani seyirci de sevdi. Hikayesi güzel. Yönetmenimiz çok güzel çekiyor, Yasemin Türkmenli. Senaristimiz Yasemin Kırbaş çok güzel yazıyor. Ekip harika. Kadro oyuncu çok güzel. Kadro. Evet. Teşekkür ederim. Kadro çok güzel. Yani herkes uyumlu, saygılı, özenli ve çalışkan ve işe inanarak çalışıyor. Öyle olunca da tabii çok güzel olsun istiyoruz ve devam etsin istiyoruz. Bir de ilk bölümler çok uzun sürer, çok zorludur. Böyle 5. 6. bölümlerde bir rahata erersiniz. Oh bir sürsün dersiniz, çalışalım. Hani hep çalışalım, bir sene sürsün, 2 sene sürsün ve biz bunu istiyoruz. Dilerim böyle Peki olur. Sizin şeyiniz, rolünüz biraz ondan bahsedelim. Efendim ben orada Hayriş karakterini oynuyorum. Hayriş karakteri de Faruk Gencer'in, yani Kutsi'nin evinin emektarıyım. Zamanında bunlar gelmişler bu eve kocasıyla beraber. Hani kocası şoförlük yapmış, kadın da evin bütün işlerini yapmış, öyledir ya. Evet. Ondan sonra bizim de çocuklarımız olmuş. Orada bir aile gibi olmuşuz ama. Eskiden öyleydi ya, hani böyle büyük köşklerde o aile ölene kadar orada çalışırdı. Ve beraber güzel anlaşırlardı. Hiç böyle evin reisi ya da ailesi hor görmezdi. Aileden biri gibi görürdü. Burada da böyle o aile bizi böyle aileden görüp biz de orayı bir yuva bilmişiz. Hmm. Böyle güven içinde, sevgi, saygı, huzur içinde birbirimizle geçiniyoruz. Benim karakterim de böyle tatlı bir kadın, iyi niyetli bir kadın, koruyan kollayan bir kadın. Karakterimi seviyorum. Harika. Şöyle, biz geçtiğimiz haftalarda Kutsi buradaydı, Hakan Eretik buradaydı. Dram ama çok eğleniyorlar benim anladığım kadarıyla. Orada bayağı bir eğlence dönüyor diye düşünüyorum. Evet, Ezgi de vardı. Evet. Tabii şöyle ki dram, hele birinci bölüm biliyorsunuz yani. Evet. Ağlamaktan heder oldu. Seyirci de, ekip de, çünkü büyük dram tabii. Ama şimdi set arkasında o... Bir yerden beslenmemiz lazım, gülüp eğlenmemiz lazım, şakalaşmamız lazım. Yoksa bitmişiz yani. Evet. Enerji toplamamız lazım. Ekip de neşeli ve eğlenceli olduğu için ve birbirimize hemen kaynaştık. O yüzden set arkası da oldukça eğlenceli çok geçiyor. Güzel. Hele Kutsi zaten çok harika bir insan her şeyiyle. Yani çok seviyorum ben onu. Daha evvel onunla Doktorlar dizisinde. Doktorlar dizisinde mi vardı? Vardı. Doktorlar da olmayan yok. Olmayan nasıl yok. Nasıl bir diziymiş o? Evet ya, ama çok güzel diziydi o. Yıllarca sürdü. Çok güzel bir diziydi. Şimdi burada yeniden beraber olmak beni çok mutlu etti. Hakan da Doktorlardaymış beraber. Oynamayan yok. Evet, ben diyecektim. Bu dizide bayağı bir doktorlar var. Evet. Güzel, harika. Evet, siz Kahraman Bey neler yapıyorsunuz siz? Ben de Doktorlarda vardım. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Vardım. Gerçekten mi? Konuk oyuncu tadında. Çok Doktorlarda iyi. Da yaklaşık 2 ya da 3 bölümünü oynadım orada. Bak görüyor musun, burada bile beraber oynamışız. Ya ben işte dedim ya size, tanışıyor musunuz meğer 200 bölüm. Evet evet, biz Mihriban'la beraber 200 bölüm karı koca oynadık bir dizide. Bravo ya. Ondan sonra bir sinema filminde beraberdik. Yalnız şunu unutma, şimdi 200 bölüm her gün günlük dizi. Biz eşlerimizi göremiyoruz. Evet. Yani hani eşlerimizle biz bu kadar beraber zaman geçirmedik yani. Çok iyi. Onun haricinde de mesela özel böyle boş zamanlarımızda da ya Mihriban bize geliyor ya biz ona gidiyoruz falan. Ailece de görüşüyoruz hani yani. Yetmiyor yani. Sonra 2 tane de sinema filmi çektik, hatta bir tanesi çok daha yeni yani. Daha evet. Çıkmadı. Tiyatroda oynadık tiyatroda beraber oynadık. Yani böyle bayağı Mihriban'la biz bayağı ekip çalışıyoruz. Ne güzel. Paket sistem olarak bizi şey çok yapıyorlar, güzel. Alıyorlar. Buraya da paketlemişler. Bize de buraya menajerimiz, çok sevgili menajerimiz Ebru Acar bizi buraya hemen paket olarak getirdi. Sağ harika. Olsun. Aynen. Bizi burada yine buluşturdu. Ona sonsuz teşekkür ediyoruz. Şahane bir menajerimiz var. Evet, ondan aynen. Da bahsetmeden olmaz tabii. Onu çok seviyoruz. Çok çalışkan, aynen. Şahane bir menajer yani. Onu da söylemek istedim. Şu anda... Bir de özür dilerim. Ne de oynamadık biz? Reklamda.
Reklamda evet. Onu da buradan özellikle duyuruyoruz. Reklamcı da duyuruyoruz. Beraber reklamda oynamadık. Buradan tüm reklam verecek kurumlara. Reklam verenlere duyurulur efendim. Evet. Çok güzel karı koca oynarız. Hazır çalışmış antrenmanlı. Antrenmanlıyız. Abi ya, kardeş çok oluruz. Güzel. Çok hazır eğlenceliyiz. Tiyatroda yaptınız değil mi? Evet. Tabii tabii tiyatroda evet. yaptık. Sıra reklam. Evet yani ya. Reklam istiyoruz. Tiyatro oldun mu bu yıl? Ben de tiyatro hep var. Yani 34 sene bitti. 89'dan beri işte profesyonel tiyatro yapıyorum. Hala devam ediyor. Sahadayım. Bu sene var Hakan Altıner'le beraber tiyatro Kedi'de zaten. Kibarlık Budalası devam ediyor 15. yılında. Oh, Haldun abi, Göksel Kortaylar tabii daha eskilerden çok daha eski ustalarla beraber vardı. Onlar şimdi bıraktılar ama biz devam ediyoruz hala. O devam ediyor. İşte yeni bir oyun çıkartıyoruz. Onun hazırlıkları başladı. İnşallah sezona. Tabii tabii Ekim hatta Ekim. Düşünüyoruz. Çünkü biraz ağır bir işe girdik. Yine klasiklerden birini oynayacağız. Yaprak Dökümü'nü. Tekrardan sahneleyeceğiz. Orijinal Reşat Nur Güntekin'in. Hakan Bey'le. Evet evet Hakan Altıner, Suna Keskin'le beraber. Ki ben Suna ablayla beraber 25 sene önce beraber oynamıştık zaten Enes Fosforoğlu Tiyatrosu'nda. 25 sene sonra tekrar bir araya geliyoruz aynı sahnede. Sizin rolünüz ne peki? Naili diye çok eğlenceli bir karakter var onların komşusu olan. Evin içinden hiç ayrılmayan, hayatı böyle boş vermiş yaşayan, dolu dolu, işte kantolar söyleyen, dans eden, değişik renkli bir kişilik oynuyorum. Çok güzel. Seviyorum da herhalde öyle kişilikler beni çekiyor. Yani tiyatro hayatımda şu anda dolu dolu var. Eğitimlerim devam ediyor. Benim son 8 yıldır eğitmenlik yapıyorum. Oyunculuk üzerine işte diksiyon, fonetik bir takım. Öyle hem akademik olarak hem normal özel şirketlerle çalışarak. Onun haricinde işte yine çeşitli çalışmalar devam ediyor. İşte yeni bir televizyon filmi çektik, bitirdik. Ondan sonra sinema biraz daha çok ağırlık veriyorum ben. Ama vakit bulduk. Size işte. Döneceğim çünkü şöyle bir durum var. Deve Kuşu, Şan Tiyatrosu, Necat Uygur, Enes Fosforoğlu. Neler neler ki nele derya anlatacak hikayeler çok, vardır diye düşünüyorum. Çok yani harika. Çocukluk benim Beyoğlu'nda başladığı için otomatikman evet. yani bir de anne baba, babaanne, dede çok iyi tiyatro seyircisiydi. Çocukluğumdan beri hep tiyatrolarda, müzikallerde seyrederek büyüdüm. O yüzden acayip bir şey var yani. Hikayeler var dolu. Çok güzel. Siz de hoş geldiniz Ala Hanım. Hoş geldiniz. Evet siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Evet iyiyim teşekkür Yeni ederim. Yeni bir single çıktı galiba. Evet bir Afrika. Ay oldu çıktı. Bir ay oldu. Ben müzisyenim, konservatuvar mezunuyum. Aslında yeni mezun diyebiliriz abi bir yıl oldu. Bir yıl oldu hemen single'lar ve piyasadayız. Evet. Yani şöyle aslında ben Güzel Sanatlar Lisesi'de çıkıştım. Yani kendimi ilkokuldan sonra hatırlamıyorum çok normal ders gören bir öğrenci olarak. O yüzden zaten hep müzik, opera bölümü mezunuyum esasen. O yüzden hani böyle çok bir anda şey olmadı benim için, değişim olmadı ama tabii ki bu çok başka bir platform. Her şey çok farklı, çok yeni. Yani bir ay olması da çok yeni, çok taze. Çok sürpriz gelişti aslında. Bir arkadaşımla birlikte sosyal medyada onun bir şarkısından Reels videosu çekerken videonun patlamasıyla birlikte şarkı da çok yeniydi ve şarkıyı çok çok sevdim. Sonra dedik ki hani neden bu şarkı olmasın? Çünkü zaten hedefim buydu. Yani biraz şeye çok inanıyorum. Şansa, kadere hani biraz kendiliğinden gelişti biraz aslında. Biraz Zeynep Bastık vardı evet, bu hikaye. Evet evet. Neden opera devam etmediniz evet, neden peki? Klasik değil? Popo. Şimdi şöyle aslında ben öğretmenlik yapıyorum 6 yıldır. Hani buradan öğrencilerimin yanlış anlayacağı sinyaller vermek istemiyorum ama konservatuvar okuyan herkes şunu bilir. Orası çok gerçekten sert bir yer. Yani aslında dışarıdan kulağa çok böyle hani şarkılar, türküler gözüküyor ama gerçekten çok sert bir eğitim. Psikolojisi... Geçen haftaki geldi kim söyledi? Evet, evet. Ya, psikolojinizin çok sağlam olması gerekiyor. İşinize çok aşık olmanız gerekiyor. Çünkü kırılmaya müsait bir yapısı olan birinin, değil mi? Yanılmıyorum ki herhalde tiyatro bölümünün içinde aynı şey geçerlidir. Çünkü hocalarımız evet. oldukça sert. Barınmak çok mümkün değil. Operayı da çok seviyorum. Hani hala yapmaya devam ediyorum ama hani bu biraz... Söylemekten keyif aldığınız şeyler, hani gün sonu kendinizi müziğin hangi köşesinde biraz da bulduğunuzla alakalı sanırım. Hani ben hep kendimi bu tarz şeylerde daha sıcak, daha samimi hissettiğim için kendimi daha bu alana yönlendirmek istedim sanırım. Peki bu sertlikte bitirdin okulu değil mi? Evet ben çok da kabaca tabiriyle inek bir öğrenciydim diyebiliriz. Ben yüksek onur derecesiyle bitirdim okulu. Bir de. Çok... Operada. Evet ama teşekkürler. Bu güzel ama evet. Bayağı bir sıkılmışsın ki kendini bu tarafa attın demek ki. Gerçekten zor bir ortam. Peki eğitmenlik nerede şu anda? Ben özel ders veriyorum. Yani konservatuvar, güzel sanatlar liselerini bunları öğrenciler hazırlıyoruz.
Ha öyle ders veriyoruz. Tamam. Evet. Aynı şey. Sen de o sert hocalardan olmuyorsun yani. Hayır. Ama gerçekten hani rujunuza, giydiğiniz ayakkabıya, işte kıyafetinize kadar hocanız karışır. Aslında öğretmen değil, biz daha çok yaşam koçu diyoruz. Hani konuşma üslubun, oturman kalkman, background'un. Hani gerçekten sıkı bir yer. Yani hep onu söylüyorum. Çok çok narinsen bir daha düşün hani okumak için. Bizdeki şeye benziyor işte, eski bizim tiyatroda usta çırak ilişkisi aslında. Tabii. Ustalarımız bizim öyleydi. Yani bizler öyle mesela oyunculuk sanatını öyle öğrendik. Yani okuldan daha çok usta çırak ilişkisi hep böyleydi. Sert, disiplinle, kuralları olan, kaideleri olan bir işti. Yani bana sordukları zaman şimdi öğrencilerin falan, yani disiplin çok önemli diyorum. En başta disiplin. Tabii. Planlı yaşama, programlı. Hasta olmaya diyorum vaktiniz yok. Öyle bir özel şeyiniz yok diyorum, zamanınız yok. Yani bu işi yapacaksan sağlığına dikkat etmen lazım. Her şekilde kendine iyi bakman lazım. Çok iyi planlama yapman lazım. Hayatını ona göre düzenlemen lazım diye. Şimdi baktığın zaman zaten şimdi opera dedi, işte konservatuvar diyor. Bir çok önemli bir yere gelmiş artık, ismi Türkiye'yi yurt dışına da taşımış isimlere baktığında duruşuyla, konuşmasıyla her şey kezden kendini çok fark ettiriyor. Tabii. Demek ki aldığı eğitimden dolayıydı. Demek ki bir faydası var. Ben de öyle diyorum. Olmaz mı? Kesinlikle. Olmaz mı? Kesinlikle. Biraz şey esnemiyor galiba. Orada sıkıntı oluyor. Yani başka bir müzik dalıyla veya müziği birazcık modernize etmekle meşgul olmaya çalıştığınızda orada katı bir şey var. Kesinlikle. Savunma duvarı var galiba. Yani benim öğretmenim normal başka mesela hani teknik olarak daha serbest bir parça söylediğim bir günün ertesi günü sen şarkı mı söyledin? Hani neden söyledin? Çünkü orada sesimizi tutmak zorunda olduğumuz bir pozisyon var ve onu baltalayacak hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. O yüzden hani gerçek anlamda her şekilde oraya kanalizeyiz. Yani sesimiz dediğiniz gibi sağlık. Çünkü sesim kısıldı. Kısmasaydın hani. Tabii de böyle bir lüksün yok yani. Evet. Evet. Süper. Hadi o zaman single'ını dinleyelim. Tamamdır. Dinleyelim, evet. Zırhımı attım kenara, gözyaşı bastım yarama, topladım eşyalarımı, matemi almam yanıma. Son bakışlarım, buz yanıkları bıraktı gözüme, nasıl unutmalı imkan. Yardımın gülümse.
teşekkür ederim. Güzel, bravo. İyi şarkı bulursan yolun açık vallahi, süper. Çok İnşallah şanslı. Bir de bir şey mi? Eserle çalışmışsın, harika. Evet, Eser ne abi, kadar şanslısın. Evet, çok kıymetlidir. Biliyor çok musun? Güzel denk geldik çünkü dizinin müziklerinde de Eser abi var. Eser Taşmıyor. Evet. Evet. Çok değerli bir müzisyen. Evet, harikasın. Evet. Gerçekten sesin çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ay, çok sevindim. Çok ama sürekli inişli çıkışlı parçalar bulman lazım. Sesine çok yakışıyor. Çok sağ olun. Evet. İnşallah. Aslında ben biraz galiba daha 90'lar, o Sertab Erener'ler, Sezen Aksu'lar zamanını gerçekten evet. Ona aşığım o müziğe. Şebnem Ferahlar. Şebnem Ferahlar, evet. Sil baştan mesela acayip yakışır. Severek söylüyorum. Süper, harika. Nilüfer falan da böyle. Evet. Güzel. Evet. Makyaj belli ediyor. Beni. Ya çok iyi, çok iyi değil. Muhteşem iki tane oyuncuyla karşı karşıyayız. Fakat şimdi hikayelerine baktığın zaman birisi polis olmak için yola çıkıyor. Tiyatrocu diyor, öbürkü motor okuyor. Motor okuyor üniversitede ve çok iyi bir tiyatrocu oluyor. Nasıl bir şeydir bu ya? Yani yola çıkış anı neyi düşündünüz? Evet. O anda ne vardı? Kim gaza getirdi de nasıl oldu? İyi ki de olmamış da böyle olmuş. Çünkü evet. Çok başarılısınız yani. Çok teşekkür ederim ama şu vardı. Polis olmak istememe sebep. O zaman televizyonda Charlie'nin Melekleri var. Kadın polis var. Dizi. Yani diziden evet. Öykünerek o mesleği. Ben sanıyorum ki öyle. Yani işte kılık kıyafet değiştirecek roller. Değişik değişik tiplere giriyordu polisler. Öyle yakalıyorlardı. Hani bir oyundu benim için. Yoksa bildiğimiz bir polislik değildi şimdi baktığımda. Benim istediğim polislik o polislikti. Hatta birkaç arkadaşım vardı polis olmak isteyen. Biz isimlerimizi bile takmıştık. Hep beraber gittik biz polis olmaya. O dizideki tipler gibi. Yani biz ben onu oynayacağım, sen onu oynayacaksın. O hesaptı yani bizimki. Çok güzel, çok ve tatlı. Yıllarca şimdi polis olamadım ya. Ama lisede zaten tiyatroda oynuyorum. Yani o zaman var. Yani tiyatro. Fakat orası daha bana böyle dizide gördüğüm polisler daha eğlenceli gelmişti. Ve polis olamamama sebep. Şimdi hayat acayip. Ben polislik sınavına girdim. O zaman şimdiki gibi böyle 2-3 ayda belli olmuyor. Süreler uzun araştırılıyor da şöyle de böyle de oluyor. Ben o sırada profesyonel tiyatroya başlamışım. Bizim Selahattinlerle, Selahattin Taşdoğanlarla. Bir kabare oynuyoruz. Kadro muhteşem ve ben daha çok gencim. Dans ediyorum. Kılıktan kılığa giriyorum. Şu bu falan. O senede kış o kadar soğuktu ki. Biz de Bağlarbaşı Dilek Tiyatrosu'nda. Bağlarbaşılı komşularım. Bağlarbaşılı komşular. o zaman düğün salonuydu evet. Orası bilirsiniz. Sonra tiyatro olmuştu. Çok soğuk. Nasıl soğuk ve ben sürekli kostüm değiştiriyorum. Ciğerlerimi üşütmüşüm. Bir gün sahnede dans ederken böyle ciğerlerim ağrıyor. Ama yine dans ediyorum. Köylü oynuyorum, kentli oynuyorum, dans ediyorum. Her yerde varım, sahnenin her yerinde. Bir gün sahnede seyircilerin karşısında ben düştüm dans ederken. Ve beni oradan hastaneye götürdüler. Bir ay hastanede ciğerlerimi üşütmüşüm. Bir ay hastanede. O sırada polisler geliyor, meliyor, araştırıyorlar hani bu hastanede. Bana bir sene koşmak, atlamak, zıplamak yasak. Sonra beni zamanı geliyor işte çağırıyorlar. Ben gidiyorum orada. Mülakat var. İşte niye polis olmak istiyorsunuz? İşte dizi var, ben o dizide görmüştüm, öyle olmak istiyorum falan diyorum. Bana bakıyor böyle komiser karşımda, ne diyor bu kadın diye. Ondan sonra peki diyorlar, nasıl, sağlığın nasıl, iyi misin? Çok iyiyim diyorum, söylemiyorum hasta olduğumu. Çünkü söylersem beni almayacaklar. Yalan söylüyorum. Peki yalan söylüyor musun diyorlar. Yok diyorum. Ama yalan söylüyorsun diyorlar. Niye? İşte böyle böyle. Ben başlıyorum ağlamaya. Ama ben çok olmak istiyorum. Burada ölürüm. Ben yeter ki polis olayım. Ne olacak? Nasıl olsa bir gün ölmeyeceğiz mi? Ben o kostümü giyeyim. Ben kostüm ama. Yani 19 yaşında kostüm giyeyim diyorum falan. Ve olamadım. Ve sonra tiyatroya devam ettim. Yıllarca değişik oyunlarda oynadım. Dizilerde oynadım. Hep polis oynamak istiyorum. Allah'ım bana bir iş geliyor. Polis var mı diyorum. Ya çok güzel. Bir dizide şu kostümü giyeyim ya. En sonunda şeyde Metro Canavarı diye bir oyun oynadık. Selahattin Taşdoğan. Bak ta benim ilk tiyatroya başladığımda olan arkadaşım. Nereden? O tiyatrosunu kurmuştu yıllarca.
Ve nihayet beni de bir tiyatrosuna davet etti. Dedi ki Mihriban sen hep polis oynamak istiyordun. Al sana polis dedi. Ay ben uçtum havalara. Bu da 10 sene evvel falan yani. Bayağı beklemişsiniz çok yani. Çok bekledim. Emekli olacağım neredeyse. Ve bu çok komik. Şeye gittik Eminönü'ne kostüm almaya. Polis kostümü. Gittik ben polis kostümünü aldım. Kalkabilir miyim? Lütfen tabii. Şimdi polis kostümünü giydim. Nihayet oh be polis olmuşum şapkam şeyim. Alışverişi yaptık ben çıkarmıyorum kostümü. Böyle. Ya dedim ben bir dolaşayım şu Eminönü'nde dedim. Eve öyle döndüm de. Bak şimdi. Ben şimdi çıktım. Böyle. Dolaşıyorum. Millet bana bakıyor tamam mı? Ya, tanıyorlar ama. Ama bu ne? Yani... Falan böyle bir acayip ben böyle dükkanlar yapıyorum. Merhaba iyi günler diyorum. Nasıl işler diyorum. İyi amirim falan diyorlar. Ben de amirim rolü çarpı. Ben bir havalıyım. Dedim Selahattin ben bunu çıkarmam. Ben böyle kuzguncuğa gideceğim mahallede hava yapacağım. Kızım dedi olur mu ya arabayla gidiyoruz ne olur dedim ya. Ben ne olur ya bir kere ben bunu yapayım. Biz arabaya bindik. Ben kuzguncuğa geldim mahalleme. Bir havalı havalı dolaştım, fotoğraflar çektirdim. Oh be nihayet polis oldum diye. Yani sağ olsun Selahattin Taşdoğan beni polis yaptı. Çok ben güzel. Oynadım, yıllarca o oyunda oynadım, turnelerde oynadım havalı havalı. Yani böyle bir hikayem çok oldu. Güzel. Siz matematik aşkınız sizi. Ben evet. Matematik çok seviyordum ders olarak. Ortaokulda bir hocam vardı İsmail Tan. Hiç isminizi ve soyadını unutamadım. Tek hocam. Matematiği o kadar çok sevdirdi ki bana. Matematik sevdası yani matematik öğretmeni olmak matematik isteyen. Matematik seven öğrenci. Matematik evet evet çok nadir. Matematik mühendisi olacağım ben falan yani o derece sevdalıyım ya da en kötü ihtimal matematik öğretmeni olacağım. O sevdayla okuyordum biraz da inek bir öğrenciydim. Bütün derslerim hani böyle vardır ya 10-10-10 teşekkür takdir bilmem ne. Öyle okuyan bir öğrenciydim. Ondan sonra da o zamanlar benim dönemde meslek liseleri sınavla alıyordu. Orayı kazandım ama Haydarpaşa Endüstri Meslek Torna Tesviye. Oradan mezun oldum. Bana şimdi soruyorlar diyorlar ki nereden mezunsunuz hocam diyorlar. Haydarpaşa Endüstri Meslek Torna Tesviye'den mezun diyor. Orada diyorum beni yonttular falan. Sonra Trakya Üniversitesi var işte üniversiteyi kazandım gittim ama. Üniversitede işte ikinci sınıftaydım. İstanbul'a döndüğümde Edirne'de okuyordum. Tabii çok iyi bir tiyatro seyircisiydim. Ailem sayesinde sinema ve tiyatro hep giderdik. 15 günde bir sinemaya bir tiyatroya falan mutlaka gidiyorduk. Hani tiyatroyu çok seviyordum ama hani hiçbir zaman o sahnede olmayı öyle çok düşünen, hayal eden bir adam değildim. Ama sonradan dedim ki iş hayatında çok lazım işte beden dili, özgüven, işte çok iyi bir diksiyon kullanımı, fonetik kullanımı falan bunlar gerekiyor. İş hayatına atılınca da hani çabuk level atlamak, daha rahat hayat sürmek için, yönetici, idareci olmak için bunlara gerek var diye düşünüp bu zekayla, çok güzel. Bu matematikle... Baktım Bahariye Caddesi'nde Tevfik Gelen Bey vardı rahmetli evet, benim canım ustam. Hocam. Tevfik Gelen Bey'in işte oyunculuk dersleri diye bir şey vardı. Yaz tatilinde cumartesi pazar dedim ben buraya gideyim. Burada en azından bu şeyleri öğrenirim diye. Girdim. 3 ay sonra hocam benim önüme bir tek sattı. Dedi ki burada dedi senin oynamanı istiyorum eğer dedi istersen. Bir baktım işte biraz katil olur musunuz diye bir oyundu ilk oynadığım oyun. 24 saat bana süre tanıyın hocam dedim. Eve gittim işte o zaman tabii öğrenci olduğum için tabii baba parasına bakıyorsun, aile sana bakıyor. Annemle babamı karşıma aldım. Dedim ki ben bu oyunda oynamak istiyorum. Babam dedi ki okul dolduracağım dedim. Deneyim bir sene bana ne olur dedim destek verin. Peki dedi babam şöyle bir şey sordu bana seviyor musun dedi. Seviyorum dedim. Oğlum dedi aşık mısın dedi. Durdum. Orada ben anladım işte sevgiyle aşk arasındaki farkı. Aşığım dedim. O gün işte gittim hocaya evet dedim. İşte 34 sene geçti hala ne sahnedeyim. Güzel ne kadar ileri görüşlü bir babanız var. Evet hala destekler, sever. Annem keza öyle. Rahmetli babaannem daha o öğretmen. Artık o daha destekleyecek bölümü geçmişinizdir. Tabii tabii. <evet. gülüyor> Şimdi ben oğlumu destekliyorum. Oğlum şu anda mesela 16 yaşında. Seviyor mu? Zaten aşık. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyor. Aynı zamanda bu sene yani geçen sezon profesyonel olarak da o da Hakan Altıner Tiyatrosu'nda
Öyle Ozanlar Derneği oyunda oynamaya başladı. Yani o da profesyonel oldu. Çok güzel. Ne güzel. Oynamaya da devam ediyor hatta. Peki o da... bir şey soracağım. Bu bütün bu 34 yıllık hikayenin arasında gümrük müşavirliği, gümrük müşavirliği var. O, o nasıl bir şey? Araya mı aldınız onu? Onun araya öncesi... paraya sıkmış galiba. Tabii tabii. 93 senesinde gümrük müşavirlik yardımcı belgesi aldım devletin açtığı sınavla. Çünkü tabii o dönemler sadece tiyatroyla karın doymuyor. Ondan dolayı tabii, değil mi? Tabii tabii. Yani illa yedek yanında bir şeyler yapmak gerekiyordu. İlk başlarda ben garsonluk da yaptım, taksi şoförlüğü de yaptım. Yani tiyatro oynarken. Yanı sıra. Aynen. Ondan sonra da yaklaşık takribi 8-9 senede gümrük müşavir yardımcılığı yaptım. Bayağı aşmış o zaman ya. Bir şirkette yöneticiliğe kadar da yükseldim. Akşamları güldürüp eğlendiriyordum salonda bir komedide oynarken. Aynı personelim gelip, aynı personel ertesi sabah kapımı çalıp dosya getirip imzalatıyorlardı. Ben bununla ilgili büyük şirketlerdeki yani büyük kuruluşlarda briefingler falan verdim sonra. Nasıl yaptınız böyle bir şey diye, o ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Bana rahmetli Tevfik Genen Bey anlatmıştı, o da öyle bir şey vardı ve inanmamışlar. O bacı sesini yaptıktan sonra o olduğunu yine demiş ki kandırıyorsun beni, şu an taklit ediyorsun demiş. Çünkü o da bir yerde bir ek iş yapıyordu. İki kişi işi tam hatırlamıyorum ama bir röportajında bir hikayesi vardı, bana anlatmıştı. Ama bizde çok var yani. Hele çok. Gümrük, o zaman öyleydi gümrük yani. Müşavirliği yapan o çok ne oyuncu vardı, var. Vardı ne bir şey vardı. Tabii, tabii tabii. Mesela ama biz Serdar Ortaç'la da aynı okuldan mezunuz. O da Haydarpaşa Endüstri Meslek Metal İşleri bölümünden mezun. Ben torna tesviyede... Bizim okulu o ara bayağı sanatçı çıkarttı. Doğru. Zanaatkar ben de Haydarpaşa Anadolu Lisesi mezunuyum. Öyle mi? Biz evet ama biz şeydeydik, koşu yolundaki taraftaydık. Siz Haydarpaşa'da olan... Tevellüt olarak sizden bayağı eski olduğu için yaş itibariyle bizim Haydarpaşa'dır efendim. O yüzden. Harika bir hikaye ya, çok güzel. Ya çok güzel gerçekten. Evet, bir şarkı zamanı. Evet. Tamam. Dün bitti saatler, son günü çalıp gitti. Yeminler yaşlandı dudaklarda, düğümlendi derken söz bitti. Vagonlar bir dolup bir boşaldı, kuruyan gözlerim yine yaşardı. Sarardı sırayla fotoğraflar, ne hayatlar içimde kaldı. Unutursun içim yana, sağlık. Hedef şimdi nedir? Yani konserler mi ileriye dönük vermek istersin? Bir yerde mi sahne almak istiyorsun? Yani kariyer planında ne var? Açıkçası öğretmenliğimi hiç bırakmak istemiyorum. Çok severek yaptığım bir şey. Ama hedef tabii ki hep bunu sahnede olmak. Bunu hatırlatacağım sana sonra. İnşallah dediğin gibi yaparsın. Yani hedef hep sahne. Hatta açık hava. Daha da iyisi, daha da iyisi. Çünkü hep şu şekilde biz eğitimde ilerliyoruz. Çıtayı ne kadar yukarı atarsan ulaştığın yer en azından o kadar yüksek olur. Ama hani kendimi bildim bileli sadece evde de tarağıyla bağırarak şarkı söyleyen, işte annem sus artık, lütfen biraz sus artık dediği için hani yapmak istediğim tek şey bu diyebiliriz, evet. Harika. Sadece şarkı söylemek. Gece kulüplerine falan çıkmaya niyetin var mı? Hayır. peki oyunculuk var mı? Şöyle zaten opera ister istemez aslında
tüm sanat oradan dallarını sonra içine alan tek sahne dalı olduğu için bir eğitimim var tabii ki. Yani sizin yanınızda bunu söylemek çok ayıp bir şey ama hani minik de olsa diyelim. Sevdiğim bir bölüm ama her şeyden önce müzik, sonra diğerleri keyifle. Belki müzikal. Belki tabii ki. Peki şeyi hiç hayal etmiyor musun? Yani böyle bir bölümü bitirdikten sonra bir de onur derecesi diyorsun. Yani büyük bir opera prodüksiyonunun içerisinde yer almak, onun yani hani o aklının bir köşesinde kalmayacak mı? Çünkü sen şimdi iki yol var, bir tanesini tercih etmişsin, evet, orayı tercih etmemişsin. Aklın kalır mı acaba? Hiç denemeden bu tarafa geçmişsin çünkü. Açıkçası şöyle okul içerisindeyken ufak ufak bir şekilde ses tiplerimize göre rollerde yer alıyoruz. Hani şey yaptığımız çok oluyor ama ben çok netim. Bazı konularda çok düşünerek de ilerlemek gerekiyor. Adımları biraz sonradan pişman olmamak gerekiyor. Çok haklısınız. Çünkü ben bu soruyu çok düşündüm. Çünkü bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor. Ama gerçekten kendime ait hissetmediğim bir nokta orası. Yani yarın öbür gün bir Carmen'liğe seslendirmedim, oynamadım demeyeceksin. Yok, yani böyle bir şey olur. İşte Alara gel böyle bir şey var derler. Hani o zaman için ne diyeceğimi bilemem ama gerçekten bu tarz şeyler bana daha samimi, daha içten geliyor. Çünkü hani evet Carmen çok güzel, rol olarak çok keyifli ama birçok rol var. Bir yani çok 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 çeşitli. Orası dediğim gibi o dünya değil galiba benim ait olduğum. Ama Murat Karahan geldiğinden söylemişti ya, bu işte kolay küstürebiliyor. Yani şimdi seçtim yolu diyor ya, bir daha oraya gelmesi, yeniden sıfırdan başlaması zor, gerekiyor gibi bir durum var galiba. Öyle bir şey hissettim. Murat Hoca'yı sürekli çok severim. Çok haklı. Ha. Küstürme konusunda. Küsmüş. Bahsettiğim o sertlik şeyi. Anladım. Belki de benim sen birazcık kırılgan bir yapım var demek. O tanımladığın kişi aslında kendinsin gibi. Olabilir. Sanki. Olabilir. Bir de hep şunu çok önemliyorum. Çünkü aslında bunun altında bir müzik var ve bir söz var ve kendimizi ifade ediyoruz. Ben orada bir şey ifade ederken o ben değilim. O kadar hani o samimiyeti ben verebilecek kişi değilim. Bu daha bu yaptığım iş, bu tür, bu tarz daha içten geliyor. Daha ben olduğumu hissediyorum. O yüzden biraz da ondan galiba. Harika. Size tekrar geleceğim Carmen Bey. Deve Kuşu Şan Tiyatrosu, Nejat Uygur, dedik ki Enis Fesforoğlu, Telifik Gelen Beda, kim belki tabii, de. Deve Kuşu'nu seyrederek büyüdüm. Ha seyrederek. Şan Tiyatrosu'nu hayır yok. Ha, onları ya, hatta geçenlerde işte Kandemir abiyle beraberdik. Yine bir benim oğlum yasakları çıkarttılar onlar. Bu sezon öyle bir şey yaptılar. Kandemir abinin oyunu tekrardan öyle kendi aralarında bir ekip olarak. Nasıl yasaklar şu anda? Yok onlar tamamen kapalı dev. Yani bir yerde eğitim alıyorlar. Özel bir kurumda ayrıyeten okul dışında. Orada kendi içlerinde de genç olarak, gençler olarak Kandemir abiden izin alarak, hatta Kandemir abi de geldi oyunlarını seyretti, onları davet ettiler. Orada bir sohbet ettik. Ben çocukken Gümüşsuyu'nda oturuyorduk. Yani çocukken dedim ya 7 yaşlarında falandım yani bayağı. Orada bizim hemen yan apartmanda da Deve Kuşu Kabere'nin şeyi vardı, ofisi vardı. Oraya Kandemir abi, işte Zeki Metin, Nevra abla falan onlar gelirlerdi derler. Ben hayranlıkla seyrederdim ve onları canlı canlı, işte o Yasaklar Aşk Olsun, Beyoğlu falan, hepsini ben canlı seyrettim. Hayranlarıydım, ezbere biliyordum hepsini. Çok güzel. Onları seyrederek büyüdüm. Şan Tiyatrosu'ndaki işte müzikaller. İşte o Erol Evginler'in yine Nevra ablaların falan oynadığı o şaşalı sahneler. Onları seyrederek büyüdüm. Onlarla beraber yıllar sonra işte ben de bir mesela müzikalde işte Süheyl ve Behzat Uygur'la beraber Marco Paşa müzikalinde oynadım. 6 sene devam etti ki o müzikalle biz sadece Türkiye'de değil Avustralya'ya kadar gittik. Avustralya. Orada dünyanın bütün müzikallerinin oynadığı Ateneus diye bir sahnede, 1829 yapım bir sahnede. Oradaki sahnede de oynadık. Yani tiyatro yaparak müthiş. Türkiye'den bir ekip Avustralya'ya kadar gitti 2017'de. Çok güzel. Yani çok bunu çok şey yapılmadı ama o sene döndü yani bayağı reklamı oldu. Ki Harbi Açık Hava'da oynadık. Bostancı Gösterim Merkezi falan tabii. Hatta ama Avustralya orada, bölümünü bilmiyordum yani. Tabii. Avustralya'ya kadar gittik, orada hem Melbourne'de hem Sydney'de. İki yerde de oynadık. Hatta oradaki benim de bir tane söylediğim şarkıyla beraber 3 tane müzikal şarkısı. Türkiye'deki 100 yılın en iyi 100 şarkısı, müzikal şarkısı adı altında. Cemal Reşit Rey'de hayatımda ilk defa ve son defa şarkı söyledim. Çünkü ayaklarım bağ çözülüyordu. Hiç beceremediğim bir şey. Ama müzikal oynayınca insan şarkı söyleyebiliyor. Çok enteresan, ben hayranlıkla dinliyorum. O zaman son olsun.
bir dinleyelim. Hadi lütfen. Hadi be. Ben mi? Yok. Hadi be. Lütfen. 6 sene oldu. Kuble. Unuttum bir gitti. Buradaki biz miyiz? Kimse yok. Mikrofonu verir miyiz? Bilmiyorum hangi şey işte 100 yılın o müzikal şarkısı neyse onu söyleyelim. Ha yok. Herhangi bir şey söylemeyeceğim. Hiç ona girmeyelim ya. Valla. Keşke demeseydim diyor şimdi. Valla yani hiç o şey değilim yani. Çok gördüm şu an çok istedim. Sabah sabah böyle şeyler. Doğru. Ben genelde öğleden sonra söylüyorum falan. Saat akşamları söylüyorum. Sesim bir dahakine akşam çağırırsınız. Tamam. Tabii. O zaman hani müzikal özel programı yapıp orada hazırlık evet. yapacağız. Evet. O zaman hazırlıklı olurdu aslında da birden böyle evet, evet. Yani, şokla olmadı yani sanki. Profesyonel olarak şimdi bizim işimiz oyunculuk. Doğru. Hani müzik tamamen hele ben böyle hiç hayatta sahneye çıkıp elime mikrofon alıp şarkı söyleyen bir adam değilim. Evde mesela sürekli mırıldanırım ama komple bir şarkının baştan sona sözlerini bilmiyorum. Hı. Çok enteresan yani onun tonlarca tekst ezberliyoruz. İşte bir sürü dizilerde olsun, sinemalarda olsun şeyler ezberliyorsun, ediyorsun ama mesela bir şarkının baştan sona sözlerini bana sorun bilmiyorum. Herhalde dedim o beyin lobu o almıyor yani. Ama dinlemeyi çok seviyorum, o ayrı mesele. Peki yani eğitmenlik yapıyorsunuz. Sormadan olmaz. Kıyaslama şansınız var. Sizin zamanınızdaki tiyatro kültürü ve şimdiki gençlerin oyunculuğa, tiyatroya, dizilere, üne, şöhrete bakış açısı. Çok farklı, çok birbirinden uzak tabii. Yani bizim zamanımızda biraz daha zordu bu işler. Meşakkatliydi. Dediğim gibi yani çok disiplin çerçevesine yürüyen şeylerdi. Ama şimdi biraz daha her şey çok kolay gözüküyor. Yani fast food gibi. Hemen böyle al, kon, yap, et, ye, iç, bitir falan gibi tüketici bir toplum olduğumuz için aşırı derecede çok kısa zamanda çok şey tüketiyoruz. Yani oyunculuk da öyle bir şey gibi görünmeye başlandı. Yani bugün sokağa çıktığınızda 50 kişiye sorun, 40 tanesi yaparım ne olacak ya falan işte diye görüp sonra işte bu tür eğitimlere gelen genç arkadaşlarla karşılaştığımızda hocam yeter artık bu iş öyle bir iş değilmiş falan deyip pes edip gidenler oldu. Tabii zor. Kolay değil ama dediğim gibi yani geçmişte bu daha zordu. Şimdi hele tiyatroda mesela biz kendi dekorumuzu kendimiz hazırlardık. Kendimiz taşır, kurar, kendi kostümümüzü kendimiz diker. Efendime söyleyeyim kendi afişimizi kendimiz duvarlara asar falan öyle yapardık. Ama şimdi görüyorum ki hani kulise gidiyorsun kostümün ütülenmiş, edilmiş, ayakkabın, çorabın her şeyin hazır. Dekoru ayrı bir dekorcu yapıyor, ışık ayrı bir ışıkçı yapıyor bilmem ne yani. Şimdi biraz daha rahat gibi geliyor bana ama... Şimdi yakışıklıysan güzelsen 1-0 öndesin. Direkt okeysin evet. Yani. Zaten %50'si bitmiş. Diğer %50'sinde konuşabiliyorsan tamam değil. Ama yok artık öyle değil. Oluyor. Hani bir de oyuncu koçu şimdi oluyor, bakıyoruz da niye tutuyorlar diyorlar. Tutuyor diyor da şimdi filmleri habere veriyorlar Yeşilçam filmlerini. Evet. Orada bir kişi ya öyle diye değil. Diğerleri kötümsemek için söylüyor ama delicesine bir oyun sergi çıkartıyor. Bütün filmde o yakışıklı jönü görmek istemiyorsun. Onun adamın oyunculuğunu görmek istiyorsun. Evet. Çünkü oyunculuk yapıyor gerçekten. Şimdi biraz yakışıklı değilsen, güzel değilsen zaten dizide artık arkadan geçen figüran vaziyetinde. Aynen öyle. Yani o kısmı biraz daha galiba son dönemlerde biz de açtık. Yani bir dönem çünkü ona çok tutulduk. Yani güzel kız, işte yakışıklı erkek falan versiyonları vardı. Hep yaşadık bunları. Dizilerde, sinemalarda çok gördük. Ama son dönemlerde bu aşıldı gibi geliyor aşıldı bana. Yani... Çünkü baktığımızda başrol oyuncular artık çok güzel kızlar ya da çok yakışıklı erkekler değil. Tabii ki onlar da var ama olacak da hayatımızda. Ama baktığımızda evet hakikaten oyunculuğu iyi olan, seyirciyi çeken, diğer oyuncu arkadaşlarım, kardeşlerim işte neyse ustalar yine diyeyim onlara da var. Yani illa artık yakışıklılığa veya güzelliğe güzel. Bakılmıyor. Zaten doğru olan da bu. Evet. Yani baktığınızda dünyada zaten böyle ilerliyor bu sektör. Evet. Şimdi isim vermek istemiyorum. Hani şu da var bu da var diye yanlış olacak. Bu sadece de ben çirkin miyim falan ben yakışıklı miyim falan. Doğru. Aynen öyle. Ama yani. Genelde yine de baktığımızda şimdi bak şu an dizilere. %80'inde yine yakışıklı erkek ve güzel kız. Önce ona bakıyorlar. Dizi seyret biraz. Şimdi. Bir de takipçi hani, sayısı. Tabii. Şimdi en evet güzel ya. Noktaya evet. Değindiniz. Takipçi bakıyor şimdi. 2 milyon tamam ya alalım. Bitti. Onun ne yaptığı, ne yapabileceği hiç önemli değil. Takipçi sayısı yani o maalesef. Yani %80 dizilerde, sinema filmleri ayrı. Sinema filmlerinde daha farklı tabii konseptler uygulanıyor. Onlar için konuşuyorum zaten. Ama dizilerde yine maalesef ki güzel kız
yakışıklı erkek devam ediyor yani. Siz şimdi bir yandan tatil yapıp bir yandan da tiyatro mu yapıyorsunuz Bodrum'da? Nasıl oluyor? Yani herkes, bütün tiyatrocular galiba yerinizde olmak istiyor değil mi? Hem de nasıl? Değil mi? Yaklaşık... Bir kadro boşalsa da orada. Kim vardı bir de? Tarık Bey vardı. Tarık Papuççuoğlu. Evet. Şey çok komik. 600 kişi falan başvurmuş Bodrum. Ben Bodrum Belediyesi Tiyatrosu'ndayım. 5. senemiz. İlk kurulduğunda... Tamamen gönüllü olarak, hepimiz gönüllü olarak vardık. Bir kuruş bile yoktu yani. Yeter ki ne Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ne kadar güzel, böyle bir oluşumun içinde olmak müthiş deyip ben başvurdum. O zaman genel sanat yönetmenimiz Hüseyin Akşen'di. 5 sene çok güzel sürdürdü. Sağ olsun, var olsun. Müdürümüz de Rezan Şebin, o hala devam ediyor. Şimdi bugün Filiz Tan oldu genel sanat yönetmenimiz. 5 sene büyük emek verdi Hüseyin Akşen. Ben işte CV'mi yazdım, yolladım ve oldu. Tam da bana göre bir rol vardı. O gün bugün 5 senedir ben orada çalışıyorum. Bu süreçte İstanbul'dan arkadaşlar, İzmir'den, başka yerlerden Mihriban kadro açılacak mı? Yeni oyun var mı? Bize ihtiyaç var mı? Şey yollayalım mı? CV yollayalım mı? Bir bakmışlar 600 kişi başvurmuş. 600 ya. Kişi başvurmuş. Ama öyle bir şey yok ki zaten yani. Öyle yapacaklarına Ayvalık, Marmaris, işte Çeşme, Kursunlar, Dereliye, Urla. Beni 5-6 sene önce böyle bir çağırdılar. Ya gel başvur bak falan. Hani. Tabii ben dedim, kahramana dedim. Benim öyle dedim. Bir şeyim vardı, keşke bilseydim. Karaborsadan satardım. Ya siz bu kadar tanışıksınız, yılların karı kocası bence. Ben onu alırım. Koca şeyinden alırım ben onu değil mi? Kadroya girerdim ben hemen. Şey diyeceğim, çok belki siz de televizyonda izlemiş olabilirsiniz, haberlere de çıktık. Bodrum Şehir Tiyatrosu kapalı gişe oynadı hep. Evet. Ne güzel. Yani bu öyle güzel pandemi bir başarı size ki. Yaradı. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası. Pandemi öncesinde açıldı. Pandemide ilk sene bir şey yapamadık. İkinci sene böyle 3-4 kişilik oyunlar oynandı. Genç oyuncu arkadaşlarımız oynadı. Onlarla hep ödüllerle döndüler. Bütün oyunlarımız ödül aldı, festivallere katıldı ve her oyun kapalı gişe oynadı. Yani bu çok güzel bir şeydi. Çok mutlu olduk. Bodrum Şehir Tiyatrosu'nu herkes öğrenmiş oldu. Hele Bodrum'da Antik Tiyatro'da Batakhane Güzeli diye bir oyun oynadık. 2500 kişi. Düşünebiliyor musunuz? Ya. 2500 yazın kişi. Tabii, yazın tabii değil mi? Yazın tabii. O 2500 kişi şu anda zatürre yatıyor aslında. Hayır. Zatürre olması ötesi 2500 kişi yok ki Bodrum'da yazın kışın. Yok, ondan misafir çağırdı. Konuk çağırmıştı. Çocuk oyunlarımız öyle. Onlar da tuttu. Güzel. Yani seyirci sahip çıktı. Biz de çok güzel ve özel oyunlar oynadık. Süper. Ve sezonu işte Eylül gibi açacağız tekrar. Devam edeceğiz. Evet. Ha, yani kıskanıyorlar. Başta evet, sordunuz ya. Hem evet. de nasıl yani. Bu arada biz öyle bir şey ki, öyle denk geliyor ki mesela yaklaşık 2 ay önce Bodrum'da bir sinema filmi çekmeye gittim ben. O da o arada da Mihriban işte oyun oradaydı, Bodrum'daydı. Orada tesadüf bir araya geldik. Öyle bir çığlık atmışız ki yönetmen bizi setten kovdu. Fırça yedik. Bayağı ilk defa. Hatta menajerimiz de vardı yanımızda. Bayağı bir fırça yedik. Biz böyle arada sırada nedense denk geliyoruz bir şekilde. Yani burada da öyle oldu. Tesadüf ya. Evet. Birbirimizi görünce ay çığlık. Böyle. Ya şimdi şey var mı peki? Mesela çok güzel bir uyum yakalamışsınız. Yani 200 bölüm karı koca. Yani bu böyle mesela yıllar boyu devam etse. O dizide falan tabii, şeklinde. Tabii onu ya. Diyoruz işte. Şimdi diyor ki ya onu da söyleyelim. Sırrını Biliyorum diye bir film çekiyoruz Mudanya'da. Evet. Orada da karı koca oynuyoruz tabii. Onun da kast direktörlüğünü bizim menajerimiz Ebru Acar yaptı. Çok güzel bir film oldu. O da Kasım Aralık gibi vizyona girecek sanıyorum. Evet, evet. Orada bizim ikimizi görüyorlar. Aa, bunlar onlar değil mi? Bunlar herhalde gerçekten de karı koca diyorlar. Her yerde karı koca karı koca. Ondan sonra şey diyor ki işte bir fotoğraf çekilirimiz tabii falan. Ondan sonra yapımcılara ya da işte başka işler olduğu zaman şunu diyor. Kahraman buyurun. Diyorum ki bakın diyorum eğer diyorum bizi diyorum paket olarak alırsanız onun diyorum bütçesinin yarısına ben geliyorum ikimiz beraber ya da beni bir bütçe veriyorsunuz benim bütçemin yarısına da yanında bir alana bir bedava. Bir alana bir bedava gibi. Aynen. Hani öyle diyor. Paket olarak geliyoruz yani. Her türlü oraya parız karı koca. Tabii tabii. Yani çok da abi kardeş de oluruz diyoruz. Yani şeydi yani. Böyle mesela bir, o 200 bölüm oynadığımız dizide bayağı şey zengin bir aileydik.
diğer oynadığımız sinema filminde de tamamen böyle mahalle kültürü, yani pijamalı atletli bir adamla işte yeri süpüren bir kadın falan böyle fasulye ayıkla, yani farklı farklı tiplemelerle farklı farklı karı koca tipleri oluşturuyoruz. Yani bizi fix alabilirler. Her yani türlü uyum sağlıyoruz. Konu açıldı reklamda, dizide, sinemada bizi fix şimdi karı koca alabilirler. Oyunculuğu konuştuk Alara hep ve bu zorlu yolları konuştuk, işte yaşadıklarını anlatıyorlar. Müzik dünyasında daha yeni girdin. Duyuyor musun? Hazırlıklı mısın? Oradaki şeyi ne derler? Aslan kapanı mı? Şey, alev kapanında mı artık? Zor dünya mı? Kurtlar sofrası. Evet. Bir hayvanlı bir şey vardı. Kurtlar sofrası. Kurtlar sofrası. Evet, o konuda açıkçası çok zor bir sektör. Kesinlikle. Sosyal medya anlamında da zor bir sektör. Burada biraz önce takipçi bahsettiğiniz şey aslında müzik sektörü içerisinde de geçerli. Çünkü herkes elinde telefon. Telefon orada varsan varsın. Onun dışında hiçbir şekilde hiç belli bir yaşa kadar zaten başka bir dünyaları yok. Mesela ben tabii ki de sosyal medya kullanıyorum ama mesela ısınamadığım bir sürü alan var. Yani çünkü bir sürü bunun şeyi var. Sosyal medya ağları vesaire, hepsi olacak gibi değil. Yani sürekli onunla yaşaman gerekiyor. Sürekli bana bir arkadaşım dedim işte o organın. Onu dedi bu sektörde bir arkadaşım var. Elinde bırakmayacaksın dedi. O da elinin bir uzunluğu. Dedim ki bu şekilde yaşayamam yani. Ya. Bu olabilecek bir şey değil. Ama zor, evet. Yani mesela senin kitlelere ulaşmak için TikTok'ta olman gerekiyor. Evet, yani. Demin onu söyleyecektim. Sosyal ağ derken ismini getiremedim. Mesela TikTok benim en ısınamadığım alan diyebiliriz. Gerçekten koca bir değişik bir dünya orası. O videolar yani tek tek geç geç. Bir süre sonra diyorum ki hani ben buraya ne atabilirim ki? Çünkü gerçekten çok absürt. Çok alakasız. Komik desek komik değil. Yani başka hiç boş geliyor açık konuşmak gerekirse. Onun yanında Instagram mesela biraz daha bana sıcak geliyor. Çünkü bir şeyler yazabiliyoruz. İşte daha fotoğraf paylaşılabiliyor. Anlık bir şeyler paylaşıyoruz. TikTok sadece videolardan ibaret. Ona hiç ısınamadım açıkçası. Ama çok haklısınız. Orada aktif olmak artık galiba zorundayız gibi bir şey. Çünkü günümüz bunu çok bekliyor. Yolunu buluyor bence. İyi iş her şekilde. Evet, ona ben de çok inanıyorum. Buluyor. Ben hiç öyle bir şart olarak görmüyorum hiçbir şeyi. İyi iş yaptığında o karşılığını buluyor. Eninde sonunda, sabırlıysan eğer. Ama iyi işin de görünmesi lazım. Evet. İyi işin de fark edilmesi lazım. O kadar çok insan o kadar çok şey yapıyor ki. Doğru. Absürt yapıyor, doğru yapıyor, güzel yapıyor, kötü yapıyor. Bir şekilde bir şeyler yapılıyor. Yani bir yerlerde olmanız şart maalesef. Böyle yani bir duruma kendinizi göstermek için. Evet, tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi ama senin şarkıyla veda edeceğiz. Tamam. Evet, tekrar başarınız devam diliyoruz. Evet. Ratinginiz bol olsun efendim. Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Ne yükseklerde gözüm var, ne para pulda. Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda. Tahammülüm yok gözlerinde, bir damla yaşa kıyamam. Ne hasret biter bu yolda, ne sevdam sana. Bir tek sen emirsin aşk, emir hayatında. İtirazım yok, ateş bu, değmesin sana kıyamam. Sen başıma gelen en az, en çok hatam.